Erkek üreme sistemine ait bazı yapılar aşağıdaki şekilde harflerle gösterilmiş. Bu yapılarla ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Şimdi şekil üzerinde bu yapıların neler olduğunu şöyle bir hatırlayalım. B ile gösterilen arkadaşlar spermleri üretraya kadar taşıyan sperm kanalı ya da vas deferans dediğimiz kanal. Hemen yazalım. A ile gösterilen ise prostat bezi dediğimiz bez, erkeklere özel bir bez. C ile gösterilen yine erkeklere özel bir yapı, epididimis dediğimiz yapı. Ç ile gösterilen de erkek üreme organı olan testis. Şimdi buna göre verilerimizi birlikte değerlendirelim. A, sperm ile idrarın aynı anda çıkışını önler ve spermi koruyan sıvılar üretir diyor. Prostat bezini kastediyor. Evet, prostat bezinin görevi sperm ve idrarın aynı anda çıkışını engellemektir. Çünkü erkek ürogenital sistem dediğimiz sistemde üretradan hem idrar hem sperm atılabilir. Fakat bunların aynı anda çıkışını prostat bezi önler. Ayrıca prostat bezi diğer bezlerle birlikte, Cowper bezi, seminal kese ile birlikte seminal sıvı dediğimiz bir sıvı üretir. Dolayısıyla birinci verimiz doğru. B'de spermler ilerleyerek üretere ulaştırılır diyor. Sperm kanalını kastediyor. Şimdi erkek üreme sistemi ile ilgili bir ayrıntıdan bahsedelim. Erkek ve dişi de böbrek yapıları, üreter, mesane yapıları ortak biliyorsunuz. Fakat dişilerde üretradan yumurta atımı yok. Fakat erkeklerde üretradan sperm atımı var. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki bağlantı şu şekilde. Sperm kanalı mesanenin üzerinden dolanarak nereye aktarıyor spermleri? Üretraya aktarılıyor. Halbuki üreter dediğimiz kanal böbrekten çıkıp idrarı mesaneye aktaran yapı. Burada spermler üreter ya da mesane içine girmiyorlar. Direkt nereye veriliyorlar? Üretraya veriliyorlar. Bu yüzden ikinci verimiz yanlış. C'de spermler hareket yeteneği kazanır diyor. C epididimis dediğimiz bölge. Evet, olgunlaşır ve hareket yeteneği kazanır spermler bu bölgede. Burada bir şey daha eklemek istiyorum. Bazı kaynaklarda hatalı bilgiler görüyorum çünkü. Dölleme yeteneğini spermler epididimiste değil, dişi üreme sisteminin kimyasal ortamında kazanır. Epididimiste hareket yeteneği kazanır ve olgunlaşırlar. Bunu da eklemiş olayım. Ç'de spermler akrozom enzimleri üreterek dölleme yeteneği kazanır diyor. İşte Ç dediği bölge, yani testiste böyle bir yetenek kazanmaz. Nerede kazanırmış bu yeteneği? Dişi üreme sisteminin kimyasal ortamına ulaşınca. Dolayısıyla dördüncü verimiz de yanlış. Hangileri doğrudur diye sorduğu için C şıkkımız doğru cevabımız.